Hababam sınıfı 26 mevcuduyla görüşümüz hazırdır komutanım. Dersimize başlıyoruz. Dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu derste Newton yasalarının üçüncüsünü konuşacağız. Etki tepki yasası. Bundan önce Newton'un birinci ve ikinci yasasını anlatmıştık. Birinci yasasında demiştik ki denge durumu var. İkinci yasada dedik ki denge durumu bozuldu. Üçüncü yasada diyoruz ki Yine denge durumu var. Arkadaşlar bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim denge durumundadır. Bu net kuvvet ne demek? Gelin birlikte buna bakalım. Güzel. Şu görmüş olduğunuz cisme arkadaşlar baktığımızda üzerinde herhangi bir kuvvet görmüyoruz. Ama serbest cisim diyagramıyla bakarsak aşağı doğru bir mg ağırlığı ve buna tepki olarak da bir N tepki kuvveti olduğunu görürüz. Bu böyle oluyor diye bu dengede bu vaziyette duruyor. Yandaki resme bakalım. Arkadaşlar bunun üzerinde bir F kuvveti var. Dışarıdan uygulanan bir F kuvveti. Bu F kuvvetine dik vaziyette ona tepki gösteren bir yüzeyin tepki kuvveti olarak N'yi görüyoruz. İşte bu ikisi birbirini dengelediği için denge durumu var diyoruz. Yani net kuvvet sıfır arkadaşlar. Demek ki neymiş? Net kuvvet sıfır demek denge durumu var demekmiş. Burada da denge durumu var. Burada da denge durumu var. Eğer biz bu denge durumlarını bozacak şekilde bir başka kuvveti daha eklersek mesela şuraya bir F kuvveti eklersek arkadaşlar o zaman ne olacak? Denge durumu bozulmuş olacak. Ya da Şuraya doğru, yukarı doğru bir başka kuvvet buraya eklersek yine denge durumu bozulmuş olacak ve hareket edecek. Ama hareket etmediğini görüyoruz burada ve burada. Bunu sağlaması için de o halde diyoruz ki bu yüzeylerin bu kuvvetlere birer etkisi olmalı. Bu da işte etkiye tepki yasası olarak biliniyor. Al benden de o kadar. Dikkat edeceğimiz şey Cismin yüzeye dik etkisine karşılık yüzeyin cisme gösterdiği bir tepki kuvvetinin oluşması gerektiğidir. Yani buradaki N dik olacak arkadaşlar. Şu N dik olacak. Yani şu F dik ve buna tam tersi yönde bir N kuvveti. Şu yüzeye dik olan Mg ağırlığına tam tersi yönde bir N tepki kuvveti doğar. Arkadaşlar her iki durumda da yüzeylere yapılan dik etkiler yüzeylerin cisimlere gösterdikleri ne tepki kuvvetleriyle dengelenmiştir. Tepki kuvvetleri etki kuvvetlerine eşit büyüklükte fakat zıt yönlü kuvvetlerdir. Newton'un böylelikle hareket kanunlarını yani namı diğer dinamik yasalarını anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde sürtünme kuvvetini anlatacağız sürtünme kuvvetinin statik olanından ve kinetik olanından aralarındaki farklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Son olarak şunları da söyleyelim. Kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim aynı yönde sabit hızla hareketine devam eder. Tekrar edelim. Hareket halinde bir cisim var. Aynı anda birden fazla kuvvet uygulanırsa buna. Eğer arkadaşlar bunların bileşkesi sıfır ise sabit hızla hareketine devam ediyor. Zaten hareket halinde olmalı. Öncelikle bu koşulu unutmayın. Kuvvetlerin bileşkesi cismin hareket yönünde olup sıfırdan farklıysa yani diyelim ki şu tarafa doğru baskın gelmişse bu kuvvetler o zaman arkadaşlar ne yapacaktır? hızlanacaktır. Eğer arkadaşlar bileşke kuvvetin yönü hareket yönü olan şu yönün tersi yönünde yani bu tarafa ise bu da ne yapacaktır arkadaşlar? önce yavaşlatır. Sonra da bunu tersi yönde durduktan sonra hızlandırır. Önce yavaşlar bu tarafa giderken, sonra durur, sonra tersi yönde hızlandırır. Bileşke kuvvet sıfırdan büyük ve cisim hareket doğrultusundan farklı bir doğrultuda uygulanırsa, cismin hareket doğrultusundan farklı bir doğrultuda uygulanırsa, cismin hem hızı hem de hareket doğrultusu değişir. Yani şu şekilde farklı bir doğrultuda uygulanırız arkadaşlar. Cismin hızı değişir hem de hareket doğrultusu değişir. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Mahmut Bey. Buyurun hocam. Galiba babam sınıfı yerinde yok. Anlamadım. Vallahi sıraları elimle yokladım. Kimseyi bulamadım.